Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu konsekutif sätze. Hazırsanız dersimiz başlasın. Arkadaşlar hatırlarsanız önceki dersimizde konsekutif sätze ile bir başlangıç yapmıştık. Bu bunun ikincisi. Bu ardışık cümle anlamına gelen konsekutif sätze kapsamında arkadaşlar Weshalb ve Weswegen yapılarını inceliyor olacağız. Weshalb ve Weswegen neden şundan dolayı anlamına gelmiş oluyor arkadaşlar. Folgen Ausdrücken de demek ki ne yapıyorum? O cümlenin devamını ne yapmış oluyorum? Belirtmiş oluyorum değil mi? Şimdi Weshalb ve Weswegen kelime karşılığı neden, niye anlamına geliyor. Demek ki ben iki cümleyi arkadaşlar burada bir araya getirdiğimde bu yapılardan ne yapıyorum? İstifade ediyorum. Şöyle ki ilk örneği bir bakalım, ne diyor cümlemiz? Man kann bei deutschen Firmen Berufschancen ermöglichen, weshalb heutzutage viele Menschen Deutsch lernen. Ne diyor cümlemiz arkadaşlar? Bei deutschen Firmen, Alman firmalarda Berufschancen, Berufschancen arkadaşlar meslek şansı, yani meslekte şans değil mi? Hani ne olabilir? Bir yukarıya doğru yükselmek olabilir değil mi? Farklı bir bölüme geçmek olabilir gibi mesleğimizle ilgili ne diyelim? Şans. Adı üstünde zaten Berufschancen. Ermöglichen bu da gerçekleştirmek demek arkadaşlar. Şimdi bir sonraki cümleye baktığımızda heutzutage bugünlerde viele Menschen değil mi? Deutsch lernen, birçok insan Almanca öğreniyor. Ne diyor cümlemiz yani arkadaşlar? Alman firmalarda meslek şansı edinilebilir. Bundandır ki insanlar günümüzde Almanca öğrenirler. Şimdi buradaki arkadaşlar weshalb, niye, yani güzel Türkçe'ye çevirecek olursak bundandır ki anlamı doğmuş oluyor. Bu durumda ne oluyor arkadaşlar? Man kann bei deutschen Firmen Berufschancen ermöglichen, weshalb heutzutage viele Menschen Deutsch lernen. Bakın bu yapıda arkadaşlar demek ki ne yapmış oluyorum? Cümlem man kann ile başlayan cümleye baktığımızda her şey yerli yerinde oturmuş. Ancak ondan sonra virgülle ayırmış oluyorum o cümleyi ve weshalb ile bir sonraki cümle ne oluyor? Devamı gelmiş oluyor. Ve weshalb ile ne yapmış oluyorum? Heutzutage viele Menschen Deutsch lernen. Asıl fiilim ne olmuş arkadaşlar? Cümlenin sonuna gitmiş oluyor. Tabii asıl fiil dediğim ikinci cümledeki fiil nereye gitmiş oluyor? Sona gitmiş oluyor. Şimdi ben weshalb yerine weswegen de kullanabilirim. Burada da herhangi bir anlam kayması olmaz arkadaşlar. Her şey yerli yerinde duruyor. Bütün öğeler yerli yerinde duruyor. Bu durumda ne diyeceğim? Man kann bei deutschen Firmen Berufschancen ermöglichen, weswegen heutzutage viele Menschen Deutsch lernen demiş oluyorum. Bakın burada demek ki ne yapmış oldum? Weshalb yerine weswegen yapısını koymuş oldum ki bunun anlamı gene aynı. Bundandır ki anlamı doğmuş oluyor. İkinci örneğimize bir bakalım arkadaşlar. Ne diyor? Das erste Kaffeehaus in Deutschland wurde im Jahr 1673 in Bremen eröffnet, weshalb die Bremer stolz sind. Evet. Bu cümleleri ben yazıyorum, ben hazırlıyorum arkadaşlar ve bu cümleleri hazırlarken de sürekli yeni şeyler öğreniyorum. Çok güzel bir fırsat oluyor benim için. Şöyle ki 1673 yılında Bremen'de ilk, Almanya'nın ilk kafesi açılmış ve Die Bremer, bakın Die Bremer, bu da Bremenliler. Demek ki Bremenliler stolz sein neydi arkadaşlar? Gurur duymak. Dolayısıyla bundandır ki anlamı doğuyor değil mi? Bremenliler gurur duyuyorlar değil mi? Demiş oluyoruz. Şimdi baktığımızda birazcık daha detaylı inceleyecek olursak Das erste Kaffeehaus değil mi? İlk kafe neymiş? In Deutschland wurde im Jahr, demek ki Almanya'daki ilk kafe wurde im Jahr 1673 yılında
in Bremen eröffnet, Bremen'de açılmış. Bakın bu gayet olağan bir cümle değil mi? Wurde eröffnet, açılmıştır değil mi? Dendiğinde demek ki wurden yapısından değil mi destek alıyorduk. Weshalb die Bremer stolz sind? Bakın bunu ben olağan bir cümle yapacak olsaydım ne diyecektim? Die Bremer sind stolz derdim değil mi? Hatta die Bremer sind stolz darauf da diyebilirdim. Ancak weshalb yapısını işin içerisine kattığımızda weshalb die Bremer stolz sind ile ne yapmış oluyorum? Cümlemi sonlandırmış oluyorum. Bu durumda iki cümleyi bir araya getirdiğimizde das erste Kaffeehaus in Deutschland wurde im Jahr 1673 in Bremen eröffnet. Weshalb die Bremer stolz sind demiş oluyorum ve ne yapmış oldum? Weshalb cümlesini kurmuş oldum. Weshalb yerine arkadaşlar demek ki ne yapabiliyormuşum? Weswegen yapısını da işin içerisine katabiliyormuşum. Bu durumda das erste Kaffeehaus in Deutschland wurde im Jahr 1673 in Bremen eröffnet, weswegen die Bremer stolz sind demiş oluyoruz arkadaşlar. Demek ki şöyle bir toparlayacak olursak, man kann bei deutschen Firmen Berufschancen ermöglichen, weshalb heutzutage viele Menschen Deutsch lernen. Demek ki ne diyor arkadaşlar? Alman firmalarda meslek şansları, değil mi? Elde edilebilir. Weshalb heutzutage, bundandır ki heutzutage, bugünlerde viele Menschen, birçok insan Almanca öğreniyor. Deutsch lernen. Öyle değil mi arkadaşlar? Şimdi demek ki burada weshalb ile bundan dolayı değil mi? Ne yapmış oluyorum? Neden sonuç olayı değil mi gerçekleşmiş oluyor bu durumda? Demek ki weshalb ile ben bunu sağlamış oluyorum bundan dolayı. Demek ki weshalb yerine weswegen de kullanabiliyormuşuz arkadaşlar. Bu durumda ne diyeceğim? Man kann bei deutschen Firmen Berufschancen ermöglichen, weswegen heutzutage viele Menschen Deutsch lernen. Bakın anlam olarak gene aynı, yapıların hepsi yerli yerinde duruyor. Sadece ne yapmışım? Weshalb yerine weswegen koymuşum. Değil mi arkadaşlar? Diğer örneğe baktığımızda das erste Kaffeehaus in Deutschland wurde im Jahr 1673 in Bremen eröffnet, weshalb die Bremer stolz sind denildiğinde değil mi? Almanya'nın ilk kafesi değil mi? Ne yapıyoruz arkadaşlar? Anlamlandırırken, güzel Türkçe'ye çevirirken sondan başa doğru gidiyoruz. Ondandır ki bazı zamanlar böyle tökezleyebiliyorum. Ne yapacağım demek ki? Sondan başa doğru gideceğim ki bunu ne yapayım? Türkçe'ye çevirebileyim. Demek ki Almanya'nın ilk kafesi wurde im Jahr, değil mi? Das erste Kaffeehaus in Deutschland wurde im Jahr 1673, 1673 yılında in Bremen eröffnet, değil mi? Bremen'de açılmış, değil mi? Weshalb die Bremer stolz sind ve Bremenliler demek ki buna bununla gurur duyuyor demiş oluyoruz. Bundandır ki, değil mi? Bremenliler gurur duyarlar demiş oluyoruz. Demek ki weshalb yerine weswegen de dediğimizde demek ki ne diyecekmişiz? Das erste Kaffeehaus in Deutschland wurde im Jahr 1673 in Bremen eröffnet, weswegen die Bremer stolz sind demiş oluyoruz. Dilerseniz bu cümleleri arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Man kann bei deutschen Firmen Berufschancen ermöglichen, weshalb heutzutage viele Menschen Deutsch lernen. Man kann bei deutschen Firmen Berufschancen ermöglichen, weshalb heutzutage viele Menschen Deutsch lernen. Man kann bei deutschen Firmen Berufschancen ermöglichen, weswegen heutzutage viele Menschen Deutsch lernen. Man kann bei deutschen Firmen Berufschancen ermöglichen, weswegen heutzutage viele Menschen Deutsch lernen. Das erste Kaffeehaus in Deutschland wurde im Jahr 1673 in Bremen eröffnet, weshalb die Bremer stolz sind. Das erste Kaffeehaus in Deutschland wurde im Jahr 1673 in Bremen eröffnet, weshalb die Bremer stolz sind. Das erste Kaffeehaus in Deutschland wurde im Jahr 1673 in Bremen eröffnet, weshalb die Bremer stolz sind. Das erste Kaffeehaus in Deutschland wurde im Jahr 1673 in Bremen eröffnet, weswegen die Bremer stolz sind.
Sonraki yapılara bakalım arkadaşlar. Bundan dolayı bunun sonucunda anlamına gelen deshalb, demnach, demzufolge, folglich, infolgedessen yapıları arkadaşlar. Şimdi bunları dilerseniz örnek içerisinde inceleyelim. Ne diyor? Die Gesellschaft ist international tätig. Die Gesellschaft topluluk anlamına geliyor arkadaşlar. International tätig demek ki uluslararası neymiş? Faal durumdaymış değil mi? Demek ki topluluk uluslararası faal. Bir sonraki cümleye baktığımızda infolgedessen ist sie einem Fremdwährungsrisiko ausgesetzt. Yani yabancı döviz riskine maruz kalmak. Demek ki bundan dolayı yabancı döviz riskine maruz değil mi? Çünkü uluslararası bir faaliyet olduğundan dolayı bu topluluğun. Infolgedessen demek ki ne yapmış oluyor arkadaşlar? Bundan dolayı anlamına gelmiş oluyor. Bu durumda infolgedessen ist sie einem Fremdwährungsrisiko ausgesetzt. Yabancı döviz riskine maruz kalıyor. Bundan ötürü anlamı doğmuş oluyor. Bakın infolgedessen yerine deshalb de kullanabiliyorum. Bu durumda ne olacak? Deshalb ist sie einem Fremdwährungsrisiko ausgesetzt. Ya da demnach ist sie einem Fremdwährungsrisiko ausgesetzt. Ja da, demzufolge ist sie einem Fremdwährungsrisiko ausgesetzt. Ja da, infolgedessen ist sie einem Fremdwährungsrisiko ausgesetzt demiş oluyorum. Evet, fark ettiysek arkadaşlar demek ki bu yapıların tamamı aynı anlama gelmiş oluyor. Dilediğimi kullanabiliyorum. Demek ki bunlar ne demekmiş? Bundan dolayı, bundan ötürü anlamına gelmiş oluyor. Dilerseniz ikinci örneğimize bir bakalım arkadaşlar. Er wollte unbedingt mit seiner Freundin in Deutschland studieren. Evet, bunu anlamışızdır herhalde değil mi? Unbedingt mutlaka demek. O mutlaka değil mi? Kız arkadaşıyla Almanya'da yüksek öğrenim görmek istiyor. Du, değil mi? Infolgedessen hielt er sich schon seit geraumer Zeit in Köln auf. Evet, bakın burada aufhalten arkadaşlar, aufhalten bulunmak anlamında. Schon, bunu biliyoruz zaten değil mi? Çok schon neydi? Pekiştireç noktasında. Seit geraumer Zeit uzun süredir demek. Arkadaşlar seit geraumer Zeit bunu bir yapı olarak görelim. Uzun süreden beri anlamına geliyor. Demek ki bundan dolayıdır ki o uzun süreden beri Köln'de bulunuyor. Dediğimizde demek ki infolgedessen hielt er sich schon seit geraumer Zeit in Köln auf. Dediğimde demek ki burada ne var arkadaşlar? Bir neden sonuç ilişkisi şeklinde değil mi? Kız arkadaşıyla Almanya'da yüksek öğrenim görmek istiyordu ve bunu mutlaka yapmak istiyordu. Derken unbedingt'i kullanıyoruz ve er wollte unbedingt mit seiner Freundin in Deutschland studieren. Bundan dolayıdır ki infolgedessen hielt er sich schon seit geraumer Zeit in Köln auf. Ya da demnach hielt er sich schon seit geraumer Zeit in Köln auf. Ya da demzufolge hielt er sich schon seit geraumer Zeit in Köln auf. Ya da demzufolge hielt er sich schon seit geraumer Zeit in Köln auf. Ja da, folglich hielt er sich schon seit geraumer Zeit in Köln auf. Ja da, infolgedessen hielt er sich schon seit geraumer Zeit in Köln auf demiş oluyoruz. Demek ki arkadaşlar bu yapıların tamamı bundan dolayı anlamına gelmiş oluyor. Dilerseniz bu cümleleri doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Die Gesellschaft ist international tätig. Die Gesellschaft ist international tätig. Infolgedessen ist sie einem Fremdwährungsrisiko ausgesetzt. Deshalb ist sie einem Fremdwährungsrisiko ausgesetzt. Demnach ist sie einem Fremdwährungsrisiko ausgesetzt. Demzufolge ist sie einem Fremdwährungsrisiko ausgesetzt. Infolgedessen ist sie einem Fremdwährungsrisiko ausgesetzt. Er wollte unbedingt mit seiner Freundin in Deutschland studieren. Er wollte unbedingt mit seiner Freundin in Deutschland studieren. Infolgedessen hielt er sich schon seit geraumer Zeit in Köln auf.
Demnach hielt sich schon seit geraumer Zeit in Köln auf. Demzufolge hielt sich schon seit geraumer Zeit in Köln auf. Folglich hielt sich schon seit geraumer Zeit in Köln auf. Infolgedessen hielt sich schon seit geraumer Zeit in Köln auf. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde konsekutif sätze konusunun ikincisini görmüş olduk. Hatırlarsanız bir önceki dersimizde bu konuya bir giriş yapmıştık. Bu da ikincisiydi. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.